Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kubilay Bıyıklı. Bugün sizlerle farklı bir içerik yapmayı düşündüm ve bunu bir an önce yayınlamaya karar verdim. Evet, bugün arkadaşlar size mimari konuda kendimizi nasıl geliştirebiliriz, görselleştirmelerimizi geliştirebiliriz ya da mimarlık ile alakalı nasıl kaynaklar var, hangi kaynaklar var, nelere ulaşmamız lazım, ulaşabiliriz. Bunlara kısaca sizlere bilgiler vereceğim. Evet, ilk olarak arkadaşlar internette gezerken şöyle bir şeyle karşılaştım. İşte Sibel hocamızın Çince arşivini burada sunduğu, eleştirdiği, aynı zamanda yoruma açık bir şekilde söyleşi yaptığı bir şey gördüm. Bir görüntü gördüm. Bu da rastgele önüme geldi. Daha sonra izlediğimde gerçekten hiç varsaymadığım çok değişik fikirler edindim. Şöyle ki, işte Çinici arşivinin açılmasıyla beraber Sibel hocamız burada Çinicilerin yapmış olduğu işte projeler hakkında bilgiler veriyor, şöyle temel konular hakkında. Ve gerçekten de hani baktığım zaman zaten görüntülenmenin bile çok az olduğunu gördüm. İşte 648 görüntülenmesi var. Sayfanın temel olarak sayfanın işte 5000 gibi bir abonesi var. Hani 5100 ama çok az bir şeyi var. Yani ülkemizde gerçekten de mimarlık ile alakalı kendinizi geliştirmek istiyorsanız söyleyişlere, yani kendi ilinizde olan, kendi bölgenizde olan söyleyişlere ya da İstanbul'da işte yakınsanız eğer bu gibi söyleyişlere katılmanızı tabii ki de isterim. Çünkü mimarlık ile alakalı birçok yeni bilgiler arkadaşlar burada sizlere güzel bir şekilde deneyimlendiriliyor. Şöyle ki yani Sibel hocamızın burada yaptığı gayet güzel şeylerden birisi, bakın şu paftayı görüyorsunuz. Çinici arşivinden çıkan Çinci mimarlık ve logosu ve paftasını da görüyorsunuz arkadaşlar. Kendi yapmış olduğu illüstrasyonlar ve aynı zamanda oluşturmuş olduğu şu şeyleri görüyorsunuz. Yani şu anda bile bunun gibi çizim yapan pek fazla kimse yok. Hani görsel ve bilgisayar, yani dijital ortamda bu şekilde arkadaşlar yeni bir tarz elde edebilirsiniz. Burada size bunu göstermek isterim. Sonra bakın görmüş olduğunuz gibi zamanında neler yapılmış, büyük mimarların nasıl çalıştığını ve nasıl paftalarla nasıl anlattıklarını burada kendisi anlatıyor. Buradaki güzel şeylerden birisi de arkadaşlar, burada görmüş olduğumuz paftaları ve projeleri aynı zamanda mevcut haliyle işte yapılanların özellikle deneyimlemelerini çok güzel bir şekilde yazabiliriz. İşte zamanında neler düşünülmüş, fizibilite çalışması olarak daha sonra nasıl planlama yapılmış ve bu planlama dahilinde ortaya çıkan sonucu şu anda görebiliriz. Ve çok büyük bir deneyimleme noktasına sahibiz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir çarşının, bir odeonun işte farklı bir şekilde burada görselleştirilmesi. Zaten sayfayı görüyorsunuz ne kadar çok eski olduğunu. İşte belki saman kağıdı değildi ama zamanında beyaz bir kağıt. Bakın görüyorsunuz. Bu kağıdın zamanla nasıl sarardığını ve nasıl etkiler bıraktığını görebiliyorsunuz. Bu tip de ayrı bir şekilde bizim için güzel bir illüstrasyonlardan birisi diyebiliriz. Tabii eski mimarların bir diğer taraftan arkadaşlar bizi kazandırdıkları şeyler, yabancı mimarlarla yapmış oldukları projeler ve bu projelerin arkadaşlar görselleştirmeleri olsun, diğer şeyler olsun ve nasıl uyguladıkları olsun, nasıl çalıştıkları olsun bize bilgiler veriyor. Yani sadece Türk mimarlar işte bu şekilde bir görüntü oluşturmuyor. Bu görüntüleri oluştururken ya da bu planlamaları yaparken arkadaşlar karşınızda yabancı mimarları, yabancı ve ünlü mimarlarla çalışma imkanları bulmuş ve çalıştıklarını da burada göstermiş oluyor. Bakın lejantları görüyorsunuz. Neyi nasıl çizdiğini, revizyonlar, yapılan revizyonları gösteriyor. İşte Çinici mimarlığın temel pafta düzenini, kim için yaptıklarını, işte asıl ismi, işte Binevler sitesi. Bakın lejantını görüyorsunuz nasıl yaptığını, nasıl boyadığını görüyorsunuz, neyin nasıl kullandığını görebiliyorsunuz. Tabii Sibel hocamız da burada bu paftaları, bu projeleri nasıl yaptığını, nasıl yapıldığını, daha doğrusu Çinci mimarlığı nasıl yaptığını hem eleştiriyor hem aynı zamanda arkadaşlar bunları proje mahiyetinde temel olarak nasıl ortaya çıkardıklarını da size anlatıyor diyebilirim. Gayet güzel bir söyleyişidir. Çinici arşiv katmanlar Sibel Bozdan. Bu videoyu yorumlar kısmına bırakacağım. Hatta aşağıda açıklamalar kısmında da yazacağım. Yorumlar kısmında da bunları vereceğim. Tekrardan arkadaşlar Salt Online adı altında bir YouTube kanalının olduğunu söyleyeyim ve bu kanal üzerinden arkadaşlar tabii farklı bir şekilde
kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu tür söyleyişlere buradan ulaşabilirsiniz. Şu anda ulaştığım hani farklı bir içeriklerden birisi. Bu yüzden sizlerle paylaşıyorum bu söyleyişleri. Tabii oturun da sabahtan akşama kadar dinleyin demiyorum ama burada dikkatinizi çeken şeyleri ve sanatsal olarak çalışmalar arkadaşlar takip edebilirsiniz. Her gün bir video izlersiniz. Bakın zaten videoların uzunluğu çok fazla. İşte 1 saatin üzerinde 11 saat olan var, 5 saat var. İşte gördüğünüz gibi şöyle performans 11 yıl adı altında. 2,5 saat var, 1,5 saat var. Bakın yine bir söyleyişimiz var. Cengiz Bektaş ve Nezat hocamızın tabii ki Salt Galata adı altında bir söyleyişimiz. Bu şekilde söyleyişlere bakın, katılın. Tabii yorumları var mı bilmiyorum diğer şeylerde de. Sadece birkaç tane, bir tane yorum var. Görmüş olduğunuz gibi yani yorumları da okuyabilirsiniz. Neler yazdıklarını, neler yaptıklarını, nasıl yaptıklarını bilmek gerçekten güzel olur diyebilirim. Bu yüzden yani Türkçe bir kaynak arıyorsanız aynı zamanda İngilizce içerikler de var. Bu şekilde arkadaşlar buradaki içerikleri yavaş yavaş sindirebilirsiniz ve kendinize birazcık da olsa kitapların dışında bir şey arıyorsanız bunlar güzel bir şekilde hem telefonunuzdan hem evde bilgisayarınızdan internetten istediğiniz şekilde arkadaşlar nasıl oluşturduğunu ve neler ortaya çıkardıklarını burada görebilirsiniz. Bunlar sadece bir şey, bir içerik. Yani görmüş olduğunuz gibi kaç tane videosu var şu an bilmiyorum ama buradan buradaki etkinlikleri takip edip aynı zamanda neler düşündüklerini ve bu konu hakkındaki söyleyişleri arkadaşlar buradan edinebilirsiniz. Bakın şu görüntülenmeler şu anda 286, 304, 555. Hatta şöyle yavaş yavaş geçeyim. Belki bu videoyu izleyenler daha sonradan bu görmüş olduğunuz görüntülemeleri belki ileride daha çok bir şekilde sağlanabilir. Şu anda şöyle yavaştan yavaştan geçiriyorum. Evet, aynı zamanda ileride bunların inşallah yüz görüntülemelerin üstüne çıkar. Yani görüntülemeler şu an çok az. Çoğu kişinin de bildiğini düşünmüyorum zaten. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla izlenmemiş. Şu anda kaç bin tane mimar var? 100 bin adet belki mimar vardır. Belki 500 bin adet mimar vardır. Bakın 500 binden 394 kişi. Bu fark sayılmaz bir şey. Yani yüzde kaçı bu tür videolar izliyor ve aynı zamanda bilgileniyor. Evet, dediğim gibi öncelikle buradan hem İngilizce hem Türkçe hem Fransızca hem birkaç yabancı dilde bunlar arkadaşlar buradan katılabilirsiniz söyleyişlere. Bence çok güzel bir şey. Yani bunlar silinmeden ya da kanal kapatılmadan güzel bir şekilde bence bilgi edinmenizi tavsiye ederim. En azından kimin ne düşündüğü hakkında arkadaşlar bir bilginiz olur ve güzel bir şey katabilir. Evet. Aynı zamanda arkadaşlar sitesi de saltonline.org. Burada da projelerin bulunduğu ve aynı zamanda işte temel olarak ne zaman yapıldığı ve nasıl yapıldığı ile alakalı burada ilgiler, bilgiler, programlar ve aynı zamanda videolar mevcut. Tabii şöyle hem konuşmalar mevcut hem aynı zamanda arkadaşlar burada yani YouTube üzerinde olmayan bazı videoları Vimeo üzerinden de ulaşabilirsiniz. Buradan da aynı şekilde işte salon konuşmaları var birkaç tane. Buradan da bulabileceğiniz mimari olarak güzel bir içerik platformlarından birisi Vimeo'nun bu şeyini, bu özelliğini burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Vimeo ve YouTube üzerinden bu şekilde güzel bir sayfa ve güzel bir içerik. Evet, şu anda anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde bizleri neler bekliyor ya da daha sonra neler yapabiliriz? Elimden geldiğince sizlere yardım etmek istiyorum. Ve mimari konular hakkında da görselleştirme konular hakkında da kendimizi geliştirebileceğimiz başka nasıl içerikler var ya da başka nasıl kaynaklara yönelmeliyiz? Hem Türkçe hem İngilizce hem de yabancı dilde diğer yabancı dillerde sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bugünkü içeriğim de bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bu gibi içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız aynı zamanda beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çünkü gerçekten eğer öğrenmek isteyenler varsa ben burada onların önüne engel olmak istemem. Çünkü ben sadece bu kanala başlamamdaki amaç insanların tamam bazı görsel olarak kendimizi geliştirmek hususuna gelmemiz ve aynı zamanda projelerimizde bu saf kutu binalar yapmak yerine insanlarla uğraştığımızı anlamanızı ve aynı zamanda
kendinizi geliştirerek daha iyi demiyorum. Hani çünkü her zaman iyi olmak iyi olmayabilir. Biraz değişik bir cümle ama her zaman iyimser olmak daha doğrusu bu şekilde güzel bir noktaya götüremez. Fakat bazen de eleştirimsel yani eleştiri yönümüz ağır basması lazım. Bazen de olaya farklı bir açıdan bakmamız gerekiyor diyebilirim. Evet, şu anda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ilk şeylerden birisi bu. Şu anda mimari konu hakkında, mimarlık ile alakalı farklı bir kaynak adında sizlere böyle bir güzel bir siteyi önerebilirim. Tabii ilerleyen zamanlarda neler gelecek bilmiyorum ama arşivini açan özellikle mimarlar için bu arşivi nereden ulaşacağımızı şu an için bilmiyorum arkadaşlar. Araştırma halindeyim. Eğer bu arşivin açılıp internet ortamında olduğunu görürsem, bilirsem ya da yayınlanması istenirse ben elbette ki her zaman bu konuya açığım ve bu işi üstleneceğimi en başından söyleyeyim arkadaşlar. Madem bu yola girdik ve bu türde bir şey oluşturuyoruz. Dediğim gibi arşivleri eğer bulabilirsem, yani Türk mimar olması fark etmez. Aynı zamanda yabancıların da arşivi, yabancı mimarların da arşivi, dünya mimarlarının da arşivini sizlere göstermek isterim. Evet, şu anda araştırma halindeyim. Dediğim gibi şu anda arşivleri bulup belki o arşivler üzerinden arkadaşlar bir görselleştirme işlemi yapabiliriz. Onların tipinde, onların şeklinde ve böylece geçmişten gelen bir deneyimi tekrardan günümüzde deneyimlemiş oluruz ve belki de trend olur, hit olur. Yani bu olay. Çünkü günümüzdeki illüstrasyonlar da geçmişe dayalı örneklerden deneyimlenerek aslında oluşturulmuş bir şeydir. Yani yeni bir şey bulmuyoruz aslında. Yeni bir şey oluşturduğumuzu sanıyoruz ama herkesin düşündüğü bir konuyu sadece dile getiren siz oluyorsunuz. Yani ilk siz yapmıyorsunuz öyle söyleyeyim. Bu her zaman bu şekilde ama dediğim gibi farklı bir şey oluşturmak istiyorsak bu şekilde bir şeyimiz var diyebilirim. Evet, hem yabancı projeleri de ilerleyen zamanlarda sizlere anlatmak isterim. Yani bu şekilde hani mimari özellikleri nasıl tasarlanmış, mimarın düşüncesi ne ve nasıl ortaya çıkarmış bu ürünü sizlere bundan bahsetmek isterim ilerleyen süreçlerde. Evet, dediğim gibi bugün de bu şekilde bir içerik oluşturmak istedim arkadaşlar. Ne diyeyim? Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.